Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! İlçemizin kıymetli iş adamı muhterem Haşim Bey'imizin alaman kurt yavrusu köpeği kaybolmuştur. Köpek siyahi renkte ve orta boydadır. Ayrıca boynundaki kayışta ismi yazılıdır. Yerini bilen veyahut bulup getirene 10 lira. Evet, 10 lira mükafat verilecek. Osman! Şişt, Osman! Ne oldu? Hiç. Babam öyle bir dövdü ki beni. Nedenmiş? Köpeğe eziyet etmişiz. Benim babam boş verdi. Elini bile sürmedi. Dövmedi mi? Neden dövsen ki? Emir verdi, bulunacak. Duyduk tellalı. Geliyor musun çomçalı geline? Neredesiniz? Yetimin avlusunda. Ninesi yapacak çomçalı gelini? Babam bırakmaz ki. Çomçalı gelin çom ister, yağdan bulgurdan ister. 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 Verinin bir oğlu olsun, vermeyenin bir kel kızı olsun. Verinin bir oğlu olsun, vermeyenin bir kel kızı olsun. Lan kerataları, inşallah duanız kabul olur. Verenin bir oğlu olsun, vermeyenin bir kel kızı olsun. Köpeği bulana verilecek mükafat 10 liradan 20 liraya çıkarılmıştır. Ey ahali, duyduk. Ey ahali, bu çok kıymetli köpeğin bir an önce bulunması lazımdır. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Aradan hayli zaman geçtiği halde Haşim Bey'in köpeği halen bulunmuş değildir. Boynundaki kayışta ismi de Alamanca Berk olaraktan kazılıdır. Duyduk duymadık demeyin. Köpeğin kuduzlu öldürdüm ağam. Ne? Öyle soylu, öyle cins bir Alman köpeği kuduz olamaz, olamaz! Bana saldırmıştı ağam. Zor kurtuldum. Salyası akıyordu, öfkeden deli gibiydi. Kim bilir neden, niçin öldürdün? Sonra da korktun, hayvana iftira ediyorsun! Kudurmuştu. Kudurmuş olanı bir görüşte anlarım. 20 yıldır kaç tanesini vurdum. Bak görürsün. Senin yanına bırakacak mıyım bunu? Çoktandır yoksun ortalarda. Bozuksun, bir şey mi oldu? Haşim Bey'le birbirimize girdik. Başıma bela olmasa bari. Neden? Suçun neymiş? Köpeğini öldürdüm. Kudurmuştu. Velakin Haşim Bey inanmadı bana. Hakikaten kuduruk muydu? Sana da mı yemin billah edelim? Basbayağı kudurmuştu. Eyvah baba! Ne eyvahı? Ne oldu? O köpek var ya, bizi hepimizi ısırdıydı. Neyse, üzülme.
İyi paraya sattın. Hey ahali! Duyduk, duymadık demeyin! Haşim Bey'in aranan köpeğinin kuduz olduğu anlaşılmıştır. Duyduk, duymadık demeyin! Köpeğin ısırdığı kimseler varsa derhal belediyeye gelmeleri hususunda emir vardır. Baba! O köpek beni de ısırmıştı babam. Arkadaşlar, şimdi belediye reisimiz mevzu ile alakalı izahatta bulunacaktır. Hemşerilerim, mühim bir vaka ile karşı karşıyayız. Köpek kuduz muydu, değil miydi bilmiyoruz. Fakat öldüren avcı kuduzdu diye ısrar etmektedir. Öyle de böyle de olsa çocuklarımızın hayatını kadere bırakamayız. Ne oluyor be? Kasabamızda kuduz aşısı serum maalesef yoktur. Sıhhiye memuru arkadaşımız köpeğin ısırdığı çocukların aşağı kasabaya gidip derhal aşı olmalarını istemektedir. Kuduz hastalığı köpek ısırdıktan en geç 12 gün içinde aşıya başlanmazsa öldürür. Başka ilacı, başka hiçbir tedavisi yoktur. Çocukların o şüpheli köpek tarafından 9 gün önce ısırıldıkları tespit edilmiştir. Demek telaşa lüzum yok, 3 gün vaktimiz var. Hesabımızda herhangi bir yanılma olabilir. Bazı bünyeler zayıf olabilir. Çocuklarımız bir an önce yola düşmeli. Tedavi süresince sabah gidilecek, akşam dönülecek. Kim götürecek çocuklarımızı? Binek atları ve bir vazifeli tahsis ederiz. Yalnız bir iki veli de çocuklarla beraber gitmeli. Sırayla bu işi yaparsanız işinizden de kalmazsınız. Hey yaşasın, gidiyoruz. İlk gün ben götürürüm. Ötekileri de torunum kadar severim. Hepsine mukayyet olurum. İkinci güne de ben talibim. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Aşağı kasabaya. Hem de atlarla. Başımızda da aşı eline. Niye ki? Köpek ısırdı ya bizi. Aşı olmaya gideceğiz. Beni ısırmadı. Biliyorum. Osman'ı da ısırmadı. Ben de gelemez miyim? Isırmış olsaydı gelirdin. Aklıma bir şey geldi. Gidip kolumu keseceğim. Sonra da köpek ısırdı diyeceğim. Yutarlar mı? Yuttururum ben. Sen kimseye söyleme. Tamam, söylemem. Çocuk kasabaya iniyorlarmış. Kuduz aşısı olmaya, aşı serum yaptırmaya. Evet, duydum. Diyelim ki avcı salağa doğru söyledi. Köpeğimiz kuduzdu. O gün seni de ısırdı mıydı arkadaşlarınla beraber? Hayır baba. Soyun. Her tarafına bakacağım. Bir telgraf geldi ağam. Vilayetteki depoları basmışlar. Arabayı hazırla. Hemen gidiyorum. Evet.
Güle güle. Üzmeyin Ayşe ninenizi ha. Hiç merak etmeyin, gözüm gibi bakarım. Durun! Hey! Durun bekleyin! Durun diyorum, durun! Dur hele biraz! Ayşe bacı, Ayşe bacı! Benim oğlumu da ısırmış köpek. At arkama. Hadi gidelim. Oğlum açık ol. Nine, onu köpek ısırmadı ki. Sen ne biliyorsun, ısırmıştır. Isırdı, köpek ısırmadı ki. Niye geliyor? Sen karışmasan ulan. Hastanemizde mevcut kuduz aşısı yok. Çocukların derhal vilayet hastanesine gitmeleri lazım. Şimdi sizi belediyeye göndereceğim. Orada gereken her şeyi yaparlar. Sağ ol doktor bey. Yalnız şunlara dikkat edin. Yolda giderken aralarında sudan, ateşten, rüzgardan korkan olursa hastalık başlamış demektir. Gider gitmez siz de aşı olun. Yolda da kimseyle temas ettirmeyin. Aşı denilen o ilaçtan burada yokmuş. Anca vilayet hastanesinde bulunurmuş. Susun! Bu efendi şimdi bizi belediyeye götürecek. Hadi gidiyoruz. Sen de kasabaya haber götür. Olur bacım. Bizi meraklanmasınlar. Tren biletlerinizi aldıracağım. Hiç merak etmeyin. Vilayete telefon edip alakalı mercilere durumu bildireceğim. İnşallah zamanında yetişirsiniz. Şimdiden geçmiş olsun. Eksik olma beyim. Allah hepinizden razı olsun. Vilayete tren istasyonuna geldik he! Ya sana trenimiz de buradayız. Sana ne oluyor? Allah Allah! Çocuklar, çocuklar, çocuklar! Siz de almayın, orada durun ha! Olur nine! Buyurun biletleriniz. Trenin ne zaman geleceği belli değilmiş. Ne yapacağız efendi oğlum? Beklemekten başka çare yok teyzeciğim. Ben gidiyorum. Allah yardımcınız olsun. Peki hani Ayşe nene nerede? Nerede? Hadi gidiyoruz. Sorma Yakup başımıza gelenleri. Ağanın köpeği kuduzmuş. Isırmış hepsini. Vilayete aşıya gidiyoruz. 3 gün içinde yetişmemiz lazım. Tren de ortada yok. Ya sen nereye? Ben de oraya Ayşe teyze. Hep beraber gideriz. Buraları terk edecek adam mıydın sen? Musa kafiriyle Fadik Karı inatlarından vazgeçmediler. Seni de Gülsüm'ü de heder ettiler. Ziyan ettiler. Kim bilir? Belki de ben yanlış ettim. Haddimi bilemedim. Kaptırdım kendimi. Neyse teyzem. Bak şu çocuklara.
Bak şu canlara. Şimdi bunlar önemli. Seninle beraberim sonuna kadar. Aşıları oluncaya kadar. Sağ ol Yakup. Vilayete gidilecek denince basbayağı korktuydum. Ama artık içim rahat. Sen varsın. Kalk. Kalk hadi. Hadi mızık. Bilmiyorum ki ben de gelse artık diyorum. Şehre gidecek bir halde açımız olsun. Biraz bu derden de bari. Yağlı yanımıza gidelim. Evet ya, yağlı halde gelmiştir bayağı. Geldi! Geldi! Geldi!